Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üretimden tüketime ünitesinin genel bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Öncelikle ihtiyaç ve istek nedir? Bu konuyla başlamak istiyorum bu ünite konusuna. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için birçok şeye ihtiyacı vardır. Bunlardan bazıları olmazsa olmazdır. Yani yaşamını sürdüremezler. Bunların mutlaka karşılanması gerekir. İşte bunlara temel ihtiyaçlar diyoruz sevgili öğrenciler. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlarımız dışında bazı ihtiyaçlarımız da vardır. Eğitim, oyun, sinema, tiyatro gibi yerlere gitmek, bunlar sosyal ihtiyaçlarımızdır. İhtiyaçlarımız dışında karşılamak istediğimiz bazı arzularımız vardır. Bunlara da istek diyoruz. Dondurma, bisiklet, oyuncak gibi. Yalnız bu istekleri karşılamadığımızda hayatımızda yaşantımızı etkileyecek yaşamsal faaliyetlerimiz etkilenmez. Temel ihtiyaç ve ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonrasa isteklerimizi karşılayabiliriz. Öncelik ihtiyaçlardadır. İhtiyaçları karşıladıktan sonra bütçemizde imkan varsa isteklerimize geçebiliriz. Aile bütçesi ve tasarruf, aile üyelerinin eline geçen paraya gelir denir sevgili öğrenciler. Bir ürün ya da hizmet karşılığı harcanan paraya gider diyoruz. Giderlerin gelire göre ayarlanmasına ise bütçe denir sevgili öğrenciler. Ayağını yorganına göre uzat atasözü işte tam da bu durum için söylenmiştir. Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka giderini gelirine göre ayarlamalıdır. Görmüş olduğunuz örnek bir aile bütçesidir. Aylık geliri belirlenmiş. Giderler belirlenmiş. Bu şekilde bunların karşılığında da ne kadar gelir ve giderlerin olduğu hesaplanarak aile bütçesi oluşturulabilir. Evet, bu ailenin bütçesi annenin maaşı ve babanın maaşından oluşuyor. Toplam 4800 liraymış. Giderleri ise kira, fatura, ulaşım, eğitim, giyim, gıda ve eğlenceymiş. Bunların miktarı belirtilmemiş. Dengeli bir aile bütçesi gelirleri aşmamalıdır. Yani 4800 lirayı aşmamalıdır. Hatta tasarruf içinde bir miktar bir köşeye para bırakılmalıdır. Dengeli bir aile bütçesi oluştururken. Bilinçli tüketici nedir peki sevgili öğrenciler? Bütçesine göre hareket eder bilinçli tüketici. Alışveriş listesi yapar alışverişe çıkmadan önce. Bilinçli tüketici alacağı ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerine bakar. Bilinçli tüketici aynı kalitedeki ürünlerden uygun fiyatlı olanı alır. Bilinçli tüketici dayanıklı tüketim mallarının yani buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi malların garanti belgesini alır. Bilinçli tüketici fiş veya faturasını alır. Bilinçli tüketici aldığı ürünlerin üzerindeki standart TS, ISO, C gibi standart işaretlerini kontrol eder. Türk standartlarına ve dünya standartlarına uygun ürünleri alır. Aynı zamanda aldığı ürünlerin geri dönüşüm olabilecek şekilde tercih eder. Evet, örnek bir garanti belgesi görüyorsunuz. Dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesi. Bilinçli tüketici aldığı ürünün yanında garanti belgesini de alır. Evet. Aynı zamanda bilinçli tüketici alışveriş sonrasında fiş ve faturasını da mutlaka alır. Ve bu şekilde aldığı üründen devlete vergi gitmesini sağlar. Satıcılar bozuk, hatalı, kırık mal verebilirler. Tüketicinin bu malı değiştirme hakkı vardır sevgili öğrenciler. Satıcı bu değişimi yapmazsa tüketici haklarını koruyan yerlere başvurabilirsiniz. Satıcı bu durumu kabul etmediği takdirde kaymakamlık binalarında bulunan ilçe hakem heyetine veya valilik binalarında bulunan il hakem heyetine dilekçeyle başvurabilirsiniz.
Ayrıca KÜKÖDER bu konuda gerekli işlemlerde bizlere yardımcı olan kuruluşların başında gelir. Tüketici Koruma Derneği olarak açılımını söyleyebiliriz. Evet, TÜKÖDER Tüketici Koruma Derneği 25 Ekim 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin amacı tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesidir. Bu doğrultuda örgütlenmiş, tüketiciyi bilinçlendirerek tüketici hakları paralelinde tüketicilerin kendilerini koruyabilecek bilinç ve örgütlülük düzeyine gelmesi için çalışmalar yapmaktadır. Aldığımız ürünler fabrikada, atölyede, imalathanede veya da evde yapılmaktadır. İşte bu aşamaya üretim diyoruz sevgili öğrenciler. Ürünlerin yapımında kullanılan ve henüz işlenmemiş olan maddelere ise ham madde denir. Üretilen mal ve hizmetin müşteriler tarafından satın alınmasına ise tüketim diyoruz sevgili öğrenciler. Bakkal, market, manav, kasap, mağaza, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde ürünler müşterilere sunulur. Evet, bir ürünün ham maddeden tüketim aşamasına kadar olan yolculuğunu görmektesiniz. Ham madde üretime dönüşüyor. Üretimden dağıtım kanalları aracıyla tüketiciye ulaşılıyor ve tüketiliyor. Evet, görmüş olduğunuz ürünlerin hepsinin bir üretim yolculuğu vardır. İhtiyaçlar ve meslekler. Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iştir. İnsanda bitmek bilmeyen istekler, karşılanması pek mümkün olmayan ihtiyaçlar vardır. İhtiyaç ve isteklerimiz çok fazladır. Bir insanın bütün ihtiyaçlarını kendi kendine karşılaması imkansızdır sevgili öğrenciler. Örneğin ekmeğe ihtiyacı olan bir insanın önce tarlaya buğday ekmesi, sonra zamanı gelince onu biçmesi ve harman yapması, sonra da buğdayları öğütüp unundan hamur yapıp fırında pişirmesi gerekir. İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamadığı, başkalarına ihtiyaç duyduğu için çok sayıda meslek ortaya çıkmıştır. Eğitim, sağlık, adalet, ulaşım, beslenme, barınma, giyinme bu ihtiyaçlardandır. Zaman içerisinde bu mesleklerde değişiklik olmuş, bazıları ise kaybolmuştur. Örneğin eskiden taşımacı olarak at kullanılırdı ve bundan dolayı nalbatlar çok yaygındı. Atların ayağına nal çakanlar, bunlara nalbat deniyordu sevgili öğrenciler. Şimdi otomobiller ve yaygın olarak kullanıldığı için oto tamircileri, tamircilerin bir meslek olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şimdi birkaç soruyla, anlattığım konuyla ilgili soru cevap yapalım isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi istektir? A. Geziye gitmek. B. Ayakkabı almak. C. Peynir almak. D. Kalem almak. Ayakkabı, peynir almak ve kalem. Ayakkabı, peynir ve kalem temel ihtiyaçlarımızdandır. Ama geziye gitmek bir istektir sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir? Sevgili öğrenciler, sinemaya gitmek, kitap okumak, pazara gitmek, tiyatroya gitmek. Pazara gidip ne yaparız? Temel ihtiyaçlarımızı satın alırız. Ama sinemaya gitmek, kitap okumak ve tiyatroya gitmek sosyal ihtiyaçlarımızdandır. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Alışverişle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Alışverişe çıkarken liste yapmalıyız. B. Alışverişte ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. C. Alışverişte her şeyden önce fiyata önem vermeliyiz. D. İsteklerimizi içeren alışverişleri gerektiğinde ertelemeliyiz. A, B ve D seçenekleri doğrudur. C seçeneği ise yanlıştır sevgili öğrenciler. Alışverişte her şeyden önce fiyata değil kaliteye önem vermeliyiz. Bu yanlış bir ifadedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda patates için üretim, dağıtım ve tüketim alanında bulunan adımlar karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde patatesin üretim, dağıtım ve tüketim ağı doğru şekilde sıralanmıştır sevgili öğrenciler? Bir, çiftçinin patatesi toplaması, iki, çiftçinin patates ekmesi, üç, çiftçinin patatesi manava satması, dört, annemizin manavdan patates alması, beş, akşam yemeğinde patates kızartması yememiz. Bunun ilk aşaması tabii ki patatesin ekilmesidir. Yani buna bir diyebiliriz. Sonra patatesi toplama iki diyebiliriz. Çiftçinin patates manava satması yani dağıtım aşaması 3, annemizin alması 4, yemekte patates kızartması 5. Olunca sıralama ne oluyor? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Yani C seçeneği
Doğru cevap olacaktır sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım aşaması örneğidir? A. Kitapların kitap evlerine ulaştırılması, B. Kitap basılması, C. Kitap okunması, D. Kitap ciltlemek. Dağıtım aşaması sevgili öğrenciler, basılan kitapların dükkanlara, tüketim aşamasına ulaştırılmasıdır. O yüzden kitapların kitap evine ulaştırılması bir dağıtım aşamasıdır. Aşağıdaki meslek iş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A. Doktor güvenlik, B. Öğretmen sağlık, C. Asker güvenlik, D. Bekçi siyaset. Doktor sağlık alanında olacağı için yanlış eşleştirilmiştir. Öğretmen eğitim alanında olacağı için yanlış eşleştirilmiştir. Bekçi siyaset değil güvenlik alanında olacağı için yanlış eşleştirilmiştir. Ama C seçeneğinde asker güvenlik doğru eşleştirilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.